okuyorsun bildiğim kadarıyla okuyorum. Değil mi? Ne okuyorsun? Psikoloji okuyorum. Ha, belli ki psikoloji oldun, beni mahvettin. Turna dile gelse ilk sözü şu olurdu. Çekil. Çekil diyen Turna'ya bak. Çekil. Turna'nın şimdiye kadar zarar verdiği en pahalı şey şudur. Birinize de bir şey olmuş olsun artık ya da valla. Merhabalar, ben Başak Gümülcineloğlu. Can Dostum'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere biz ülke olarak hayvanları çok seviyoruz, sevmeyenleri de hiç sevmiyoruz efendim. Yapılan araştırmalara göre evcil hayvan sahipleri hayvanlarının %30'unu sokaktan, %10'unu barınaktan, %5'ini de veterinerlerden sahiplenmiş. Yani siz de kolaylıkla bu %45'in içerisine girebilirsiniz. Bu bölümümün konuğu da işte böyle bir hikayeyle gelecek. Sokaktan sahiplenme hikayesi ve çok tatlı bir hikayeyi dinleyeceğiz. Şu an Helin Kandemir, Netflix'te özel derste oynayan ve adından sıkça söz ettiren tatlı arkadaşımız. Helin Kandemir, kedisi Turna ile gelemiyor çünkü Turna birazcık rahatsızlanmış. Ama bizim ortak arkadaşımız Pekmez'le gelecek. Sizi böyle alabilir miyim? Tabii ki. Pekmez'le Helin. Arkadaşlar sürekli gülen Helin'in yanına hiç gülmeyen Pekmez'i konduk. Biraz teyzeymiş ya. Buyurunuz. Gel babam. Gel. Çok elleşme. Lapsiye atlaması. Oldukça eski bir kedi ırkı olan Tuxedo, tıpkı smoking giymiş bir görüntüye sahip olduğu için smoking kedisi olarak adlandırılmıştır. Melez kedilerin en özeli olan smoking kediler, diğer kedi ırklarına göre %200 daha akıllıdırlar. Yapılan bazı araştırmalar sonucunda eski Mısır döneminde yoğun ilgi gören, hatta kutsal sayılıp tapılan bir kedi olan smoking kedisinin şans getirdiğine inanılıyordu. 1949 yılında Çin İç Savaşı'nda İngiliz Kraliyet Donanması adına görev yapan bir kedi olarak dünya çapında ün kazanan smoking kedisi, gemilerde fareler ile mücadele etmiş, savaş sonrasında ise askerlerin yemeklerini korumuştur. İnsan ilişkileri konusunda son derece başarılıdırlar ve en az bir köpek kadar sahiplerine bağlıdırlar. Ev içerisinde sürekli ilgi isterler ve dikkat çekmek için büyük çaba gösterirler. Ona söylediğiniz şeylere ise adeta kendi dilinde karşılık verirler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hatta arkadaşıyla birlikte. Şimdi bu bölümün bendeki yeri şöyle çok ayrı. Helin'le ilk defa tanışıyoruz evet. Biz. 20 dakika önce falan tanıştık. Evet. Yeni ve çok güler yüzlü bir arkadaşım olmuş olmak üzere. Ama daha da önemlisi ilk defa bir kedi konuk alıyorum. Bundan önceki bütün konuklarım köpekleriyle gelmişlerdi. Yani kedisi olan vardı ama maalesef ki kedi köpek kadar evet. Daha komite bir hayvan olmadığından dolayı anlıyorum. Helin de anlatacak birazdan evet. Bize neden... Bu bebeğiyle geldiğini. Arkadaşını getirdik. Evet aynen. Canım. Pekmez'le evet. Geldiğini. Evet. Ben direkt başlamak istiyorum. Helin'cim hoş geldin hoş tekrardan. Çok teşekkür ederim geldiğin için öncelikle. Ben teşekkür ederim. Benim için çok kıymetli bir program bu. Sizin için de böyle olduğunda gerçekten benim tüylerim diken diken, gözlerim dolu dolu oluyor. O yüzden çok sağ ol. Birazcık Turna'dan bahsederim. Hı hı. Nerede tanıştınız, nasıl tanıştınız? Şöyle, geçen sene Kasım ayında kendi evime çıktım. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Geliriz bir gün hediyemize. Tabii ki beklerim kahveyi her zaman. Bir şeyin sorumluluğunu üstlendim. Bir evin bir kokusu olur ve o tam olarak oturmaz ya. O yüzden benim evim gerçekten bir evcil hayvana ihtiyacı vardı. Ben bunun çok farkındaydım içsel olarak bütün sürecinde. Dışarıdan hayvan satın alımına inanılmaz karşıyım ve bu konuda çok öfkeliyim. O yüzden evet. Kesinlikle hayvan sahiplenmek istediğimden çok emindim. Biraz o beni bulsun, biraz biz birbirimizi bir yerde yakalayalımı beklediğim için de özel olarak aramadım. Bir gün telefonda böyle Instagram'dan işte keşfetime bakıyorum, kaydırıyorum. Turna'nın bir fotoğrafı çıktı önüme. Böyle örme bir şey var, tasma gibi ve altında şey yazıyor işte. Turna'nın diğer bütün kardeşleri güzel kediler olduğu için ki kime göre güzel o çok ayrı bir şey. İşte evet. Renkli gözlü, açık tenli oldukları için sahiplenilmiş. Yani smoking sokaktan sahiplenilmiş bir kedi. Ya. O yüzden kimse almak istememiş. Ve onu sahiplendiğim kadın da Özge. Altına şey yazmış işte. İnsanlar seni kendi standartlarına uydurup güzel bulsunlar ve sahiplensinler diye. Sana böyle şeyler giydirdiğim için kendimden nefret ediyorum. Hayatımda böyle bir tokadı ne zaman yedim hatırlamıyorum yani. Tatlı ve güzel çok, kedi. Bence dünyanın en güzel şeydi yani benim için o an ve gerçekten de onu yazdım Özge'ye. Dedim ki ben bu hayvanı sahiplenmek istiyorum. Hayatımda gördüğüm en güzel şey. Ve ertesi gün Turna bendeydi. Eve gelmişti. Çok da can alıcı bir yerden bulmuş. Ben de öyle vurdum. Bütün her yerim, tüylerim gerçekten. Çok çok özel bir andı benim için. Onu görünce dedim ki evet budur yani. Bu ben çünkü. Diğer soruma geçiyorum. Turna'yı sahiplenmeden önce peki
Hani dedin ya işte biliyordum evin eksiği olduğunu ama bu bir mesela kedi miydi? Ben şeye inanıyorum çünkü kedi sahipleri mi denir? Kedi sahipleri, köpek sahipleri var. Ya ben daha sürüsüne bereket yaşamayı seven ya da işte benim köpeğim birazcık işte benim evcandım diyeyim. Sürü elemanı olsun yani ama ailem de öyle olsun isterim. İşte ama kedilerin de bazı halleri tavırları var ya böyle tekil onlar. Evet. Onlar evet, bağımsızlar falan. O da bambaşka bir sevgi mesela. Bir arkadaşım diyor ki hayır diyor ben kendime kediyle yaşamayı daha şey buluyorum. Yani sen de öyle mi demiştin? Ben bir canlı sahipleneceğim diye ortalığa enerjimi attın. Yoksa ben bir kedi sahipleneceğim mi dedim. Biliyor muydun yani? Şöyle oldu. Aslında ben dedim ki benim bir cana ihtiyacım var. Evde nefes alan, hayatta olan ve bana enerji verecek ve benim onu besleyeceğim bir şeye ihtiyacım vardı. Hı. Tamamen buydu. O yüzden de hep şey kedi, diye köpek, attım enerjiyi. Fark etmez yani. Hani Allah'ım bana ihtiyacı olanı ver yani. Evet. Benim de ona ihtiyacım var. O apayrı bir şey ama en çok onun bana ihtiyacı olan gelsin ki yardım edebileyim. O yüzden hani turna çıktı karşıma. Demek ki oymuş benim için tabii, doğru. Ben onun için doğru. Biz birbirimizi bulduk, birbirimizi seçtik. Ben onu sahiplenmedim. Ev arkadaşım, yoldaşım. Beraber gidiyoruz. Bir şey diyeceğim, bu programda gerçekten her sorumun arasına bir eğlenceli müzik falan koy. Benim ya, elini dinlerken çok tatlı. O kadar zorlanıyorum ki gözlerim böyle, anlıyor musunuz bilmiyorum. Birazdan böyle arkadan böyle ne 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 müzik giriyor. Gerçekten ben son romantik bir insanım. Durduğu yerde ağlarım ben yani. Sen azıcık gözün de olsun falan. Aa ışıktan oldu falan da ben ağlamaya başlamışımdır yani. O yüzden şu an burada o kadar şeyler, inanılmaz şeyler anlatıyor ki fena oldum. Peki sabahları nasıl uyanıyorsunuz? Ya böyle şimdi sete gidiyorsun, geliyorsun çok yoğun, çok uzun okuyorsun bildiğim kadarıyla değil mi? Ne okuyorsun? Psikoloji okuyorum. Bu kadar belli ki psikoloji oldun, beni mahvettin. Psikolojimi düzeltmesi gerekiyor. Psikolojim bozdu beni. okula gidiyorsun, sete gidiyorsun çok uygun yapmadan da bir yandan. Turna buna nasıl davranıyor bu arada? Ben çok yani kedi... benim can dostlarım köpek ve onlara daha alışığım, daha iyi biliyorum. Bizimkiler kapının önünde bekliyor. Evet, ama mesela ablamın 3 tane kedisi var. Üçü birbirinden başka. Benimkiler kadar yani köpeklerim kadar daha şey değiller hani. Sete gidiyor, tamam git gelirsin bir noktada evet, falanlar evet, yani. Turnada şimdi öyle mi? Yoksa? Yani şöyle, ilk zamanlarda hiç öyle değildi. Ben evden çıktığımda bir süre üniversiteye hazırlanırken ben dershaneye gidiyordum. O dönem çalışmıyordum ve hep aynı saatte çıktığım için dershaneden hemen hemen aynı eşiklerde evde oluyordum. O gün etüte kalayım ya da spora gideyim, ekstra bir şey yapayım, geç geleyim. 2 saat gelmez yanıma. Küçükken öyleydi. Şimdi birazcık daha senkronize, birazcık daha alışık. Sadece o anahtarı deliğe sokarım fırlar. Hayatının hangi dönem? Ben eminim ki turna sana iyi ki varsın diyordur. İlk ne zaman hayatında turna iyi ki var dedin? Yani böyle kesin bir şey olur ya. Ben de mesela rahatsızlanmıştım. İlk o zaman yani, ajan iyi ki var yanımda demiştim. Senin için böyle o ilk anı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Turnayı ben Aralık'ta sahiplendim, 5 Aralık. Şey düşünüyorum işte böyle duygusal olarak, hani hepimizin oluyor ya çalkantılı dönemleri, durumları bir yerlere yerleştiremediğin, kendi içinde karmaşada kaldığın. Ve çok kafam karışıktı. Bir gün böyle yukarı bakıyorum, hiç konuşmuyorum, böyle düşünüyorum sadece. O bunu hissetti. O zaman da geleli 1 ay olmuş ve minicik yani. Bu kadar yani. En fazla hadi şu olsun senin için, o kadar küçük. Geldi böyle pıtı pıtı ki o zamanlar bana daha mesafeliydi yani şey. Tabii daha yeni sahiplendim. Daha dikkatliydi. Baktı bana, burun buruna kaldı. Böyle başını koydu yattı ve dedim ki hayatta kendime verdiğim en doğru 2 tane hediye var. Biri oyunculuğun ellerini bırakmamaksa diğeri de seni evime almak. Evet. Buydu yani benim için. Gerçekten bayağı kız kardeş edinmişim gibi hissettim. Turnayla olan ilişkinizde peki yani kedilerde çok alfalık betalık sürü şeyi olmadığını biliyorum ama sahiplerini yani bir kişiyi de bildiklerini de biliyor. Evet. Hani köpekler kadar belki olmayabilir ama onların da başka bir iletişim dili olduğunu ve onu anlamak gerektiğini biliyorum. Hı hı. O yüzden mesela benim ablamın bir kedisi, yani ondan örnek veriyorum çünkü birebir onları gördüm. Osman ablamın alfası, Paşa'nın ablası, şey alfası da ablam yani böyle Osman'ı ablam dinliyor, ablamı Paşa dinliyor falan böyle böyle sıralı gidiyorlar ama ablam ortada bir yerlerde falan. O yüzden soruyorum bunu. Sizin ilişkinizde alfa kim? Yani senin sözünü dinliyor mu ya da işte seni yapmasını istemediğin şeyleri yapıyor mu? Atıyorum koltukları pıtpıtlıyor mu falan. Böyle şeyleri var mı huyları? Ben onu evde çok yalnız bıraktığım zaman turnada bir hırçınlaşma, öfke bunları ben görüyorum. Ama genelde sakin bir kedidir yani çok problemli değildir. Kim alfa kim beta henüz karar veremedim. Bunu karar verebileceğim bir ilişkimiz de yok bizim. Dengeler sürekli değişiyor bir noktada ama ben bunu şey gibi düşünüyorum. Gerçekten o benim ev arkadaşım gibi. Hani bunu bu tarz bir ilişki kurmak ne kadar sağlıklıdır.
belki vardır bir açıklaması, bilmiyorum. Bu konuda yanlış bir bilgi vermek istemem seyirciye de. Ya, biz zaten burada hissettiğimiz ve bildiğimiz, kendi hikayemizden bildiğimiz şeyleri konuştuğumuz için hiç öyle algılanmadıklarını düşünüyorum. Bizim burada konuştuğumuz hiçbir şey kural, kaide, veterinerler birliğini falan sanmıyorum ki kızdırsın. Çünkü bildiğimiz hikayeyi anlatmaya gayret ediyoruz. O da sevgi sadece, sevgi yolu. Evet, evet. Bahsettiğimiz tek şey o. O yüzden ben de doğru demeyeyim ama anlaşılır buluyorum kurduğun ilişkiyi. Çünkü bizim de evde birçok hikayemiz buna çok benzer yani. Turna anlaşması zor biri değil dedin. Peki, muhakkak vardır o bir huy. Ya çok seviyorum da bak falan dediğin. Yani evet, asla onun için onu kırıp üzmeyeceğin ama ya bir değiştirsen şu huyunu çok güzel olur dediğin bir huyu var. Evet var. Eşyaları patisiyle gözümün içine bakarak bana fırlatma. Muazzam bir özellik ya. Sırf bu yüzden kendini sahiplenmek istiyorum. Yemin ederim bilerek yapıyor. Bir gün o zaman eve daha yeni gelmiş. Ben anladım ki böyle bir alışkanlığı var bu kedinin. Yani tamamen huy, karakter meselesi gibi bir şey benim için. Evde atabileceği her türlü eşyayı kaldırdım. Bir tane ödül vardı benim için çok kıymetli. Onu da o kadar oraya fixlemişim ki kafa olarak. Kaldırmam gerektiğini fark etmedim. Pıtı pıtı gitti oraya. Ben kitap okuyorum. Şöyle bir göz göze geldik. Gözümün içine bakıyor yani. Onu bana baka baka atacak aşağıya ve kıracak. Dedim ki anneciğim sakın. Ne olur yapma. Ve gözümün içine baka baka attı Başak. O kadar keyif alıyor ki bundan. Yani bir şeyler belki bana fırlatmak. Belki içinde kalmışım, kazanmışım. Çok mutlu oluyor yani. İnanılmaz keyif alıyor. Kızamazsın da yani. Keşke bu anda videosu olsaydı. Vallahi izler gülerdik. Çok komikti. Biri çekseydi çok gülerdik. Şimdi sana hepimizin en çok korktuğu şeylerden birini soracağım. Bütün bence evcil hayvan sahiplerinin korktuğu bir şey bu. Turna hiç evden kaçtı mı? Ya da böyle bir korkun var mı? Aslında şöyle, Turna hiç dışarı çıkmıyor. Hep evde. Hiç de evden kaçmadı. Ben kapıyı açarım. Başak gözümün içine bakar çıkıp çıkmaması gerektiğiyle ilgili. Ve derim ki hayır, içeri çıkmayacaksın. Ve çıkmaz da gerçekten. Iyi. Bu konuda çok uysal mesela. Bu konuda alfa benim mesela. Biliyorum yani. Hayır, çıkmıyorsun içeri dediğinde içeri. Camdan falan kaçıyor. İmkansız. Böyle hani dönemlerinde kaçıyor. Gerçi şu an Turna daha küçük de bu arada. Küçük galiba. Aslında 1 yaşında ama şöyle bir durum var. Turna ben kız değil aynen mi? Tamam. Dişi. Ben onu eve alır almaz tel taktırdım. Camlara. Evet. Bu konuda çok netim. Bence bütün hayvan sahiplerinin, özellikle de kedi sahiplerinin çok dikkat etmesi gereken bir şey. Bir gün camı açarsın, dalgınlığına gelir ve kuş ya bir şey görür yani dışarıda, çok riskli bir şey. Ben bunun için... Bu sorumluluk yani. Bizim sponsorumuz bu arada Samsung. Ve Samsung'un Galaxy Smart Tag'i var, şöyle bir şey göstereyim sana. Bu bütün aldığımız önlemler arasında benim de aldığım önlemlerden biri. Yani teller takmak, işte fanuslar yapmak, onu yapmak, bunu yapmak, evden içerisine çitler koymak, onlar bunlar falanın dışında bir de aynı zamanda böyle ben köpeklerimi yapıyorum. Çünkü ya bence evet yani çok insani gelmiyor olabilir ama onu gözünün içine biraz önce anlattığı gibi onun canı, ailesi olan biri olduğu için o evcil hayvan. Biz onu böyle evcil hayvan olmayanlar için böyle anlatıyorum bu hikayeyi bu arada. Evcil hayvan gibi bakmıyoruz. Ailemizden biri ve bize ben şuraya gidiyorum, bakkala çıktım, 2 saate geleceğim diyemediği için o. Nereye gitmiş ve en güzel özelliği bence böyle hani gitti dolaştığı her yeri görüyor olması, işte şarja takmak gerekmiyor olması falan. Bunlar benim çok böyle üstüne düştüğüm şey. Bu arada motorumuza falan takıyoruz, anahtarlarımıza falan takıyoruz da gerçekten evcil hayvan sahipleri için bence çok müthiş bir şey Galaxy Smart Tag. Buna bahsetmek isterim. Bu konu da buraya çok güzel geldi. Evet, çok güzel taşındı. Favor'da olmuş oldu, çok güzel. Devam ediyorum. Turna kısır mı diye soracağım sana ya da kısırlaştırmayı düşünüyor musun? Kediler ne zaman kısırlaştırılır biliyor musun? Bize bunu birazcık anlatabilir misin? Çünkü biz köpekler üzerinden çok konuştuk bu konuyu ve özellikle dişi köpeklerin işte rahim kanseri, erkek köpekler yani inanılmaz derecede sağlıklı olduğunu öğrendik. Yani bilinenin aksine ben de böyle bilmiyordum bu arada daha önceden. Kediler için de bu böyleymiş meğersem. Evet. Şu an kısır mı yoksa kısırlaştıracak mısın bir süre sonra? Bunu merak ediyorum. Turna'yı yeni kısırlaştırdım. Aa, üstüne geldi. Evet. Veterinerimizin önerdiği zamanda kısırlaştırdık. Bunu çok fazla ertelemeyi ben önermiyorum. Çünkü kedilerde kanser gibi hastalıkların önüne geçebilir erken kısırlaştırmak. Ki zaten hayvanların kısırlaştırılması çok sağlıklı bir şey onlar için. Çünkü çok fazla kontrolsüz üreme var şu anda ve yardıma ihtiyacı olan çok fazla can var. Biz Turna'yı kısırlaştırdık. Ben o süreçte tamamen yanındaydım. Ben şöyle diyorum. Ben doğursam bu kadar olur. Yani doğursaymışım seni bu kadar. Bazen de benim kendimde sevmediğim özelliklerim için de diyorum mesela atıyorum. Mart geliyor bir şey yapıyor. Adıyorum bana çekmiş yani çok özür dilerim bütün ev ahalisinden sinir oluyorum falan. Sen Turna'da da var mı böyle bir şey? Ben doğursam bu kadar olur. Gerçi çok benziyorum dedin ama spesifik olarak mesela ne bunlar? Benim gibi yaptığı şeyler. Evet.
Dedim ya sana hani eve geç gelirim, 2 saat yüzüme bakmaz. Ben çok dakik biriyimdir, çok da dikkat ederim. Böyle gerçekten programda bir şeyler aksadığı anda ben böyle bir şey oluyorum ya, niye böyle yaptın bana falan diye böyle şeysi, bir bozuluyorum yani buna. Onun da benim geç gelmem, onun programını ve düzenini aksatmamdan rahatsız oluyor oluşunu kendime benzetiyorum, evet. Kedilerde şimdi çip uygulamasıyla alakalı bir şey danışacağım sana. Kedilerde nasıl bilmiyorum yani, köpekler için zorunlu hale getirdiler galiba, kediler için de evet, kediler için zorunlu hale getirdiler. Turnaya çip uygulandı mı? Uygulandı. O da yani onun bir yaşı var mı ve uygulanıyor mu? Onu merak ediyorum. Yani şöyle oluyor. Yaptırmak benim için de ağır bir durum. Çünkü canı acıyacak mı, şişlik olacak mı? Tabii. Sonuçta vücuduna bir şey olacak ya gerçekten. Ya da robot mu olacağız? Bizi mi kontrol edecek bunlar falan? Şey, evet. Öyle şeyler bile var yani. Şunu insanın. Düşündüm. Hem kere veterinerimizle görüştüm yine aynı şekilde. Tamamen ondan destek alarak ilerledik bu süreçte. Bu arada turna çok sorunsuz geçirdi. Fark etmedi bile. Hiç bağırmadı. Hiç problem yaratmadı. Çok sakindi yani o süreçte de. Hiçbir şey takılmış gibi davranmıyordu yani. Hareketleri çok normaldi. Kontrolsüz merdiven altı bir üreme ve üretim söz konusu hayvanlar konusunda. Bunun önüne geçtiği için aslında ben bir noktada çip uygulamasını böyle bir yerden onaylıyorum. Tabii. Kesinlikle. Bir hayvan sahibi olarak, bir insan olarak da onaylıyorum. Bir yerden de gerçekten insanlar bir hevesle bir sürü canı evine alıyorlar ve sonra ertesi gün o heves bitiyor ve sokak yardıma ihtiyacı olan bir sürü yeni canla dolmuş oluyor. Bunun önüne geçtiği için. Ve sen ben hırpalanıyoruz bir... yani. Bunu. Ben gerçekten çok yıpranıyorum. Bir de sokaktan mesela hayvanları alıp bazen veterinere götürüyorsun. İşlem yapmaları için de çipe ihtiyaçları oluyor ya artık. Tabii. Ya da onu sahiplenmek istediğimde Allah korusun bugün turna kaybı olsa, bir şey yaşasa. Aslında böyle bir güvenlik açısından bu doğru bir uygulamaydı. Ama benim için yine de insan evladını istemez yani. Şimdi annem bile ben kalmıyorum, rahatsız oluyor evet, yani. En ufak bir operasyon geçecek oluyor. Gözün ondan ayrılmıyor ama evet, bu kadar yararı olan bir şey de göz ardı etmek çok manasız. Burada yani pekmez bizim böyle bir tatlılık olamaz yani. İnanılmaz evet, burada yaşar. Görebiliyor musunuz pekmezi? Görüyorlar, görüyormuşsunuz dostlarım. Yani demedi ki turna gelmedi. Onun yerine ben koca bayağı yürekli pekmez gibi. Geldi buraya oturdu. Efendi gibi konukluğunu yaptı. Sana da bir yaş mama be ha pekmez. Sana da bir yaş mama. Vermiyorlarsa da vereceğim ben sana. Sevgi vermiyorsa da ben sana yaş mama veririm. Turna kediler hakkında 7 bilgi. 1. Kediler inanılmaz heyecanlı hayvanlardır. Kedilerin kalbi insana oranla yaklaşık 2 kat daha hızlı atmaktadır. 2. Kediler de insanlar gibi rüya görürler. 1954 yılında Fransız nörolog bilim insanı Michel Jouvet ve çalışma arkadaşları kedilerin uykularında rüya gördüğünü kanıtlamış ve şahit olmuşlardır. 3. Kedilerin ve insanların beyni %92 oranında benzer. 4. Kısırlaştırma ameliyatı kedilerin ortalama ömrünü %60 oranında arttırmaktadır. Çoğu insan kısırlaştırma hakkında yanlış bilgilere sahiptir. Kedileri kısırlaştırmak olumsuz bir işlem değildir. Aksine sağlıkları için birçok katkısı vardır. 5. Kediler tatlı şeyleri anlayamazlar. Kedilerin dillerindeki reseptörler tatlı ve şekerli gıdaları algılayamaz. Yani tatlı duyuları yoktur. 6. Kediler günde 15 saat uyur. Ömürlerinin %60'ını uykuyla geçirirler. Her kedi sahibine bu madde çok tanıdık gelecektir. 7. Kediler sağlığa yararlıdır. Yapılan araştırmalara göre kediyle birlikte yaşamanın kalp krizi riskini düşürme, baş ağrısını giderme, kemik ve eklem ağrılarını azaltma, tansiyonu dengeleme gibi birçok faydası bulunmaktadır. Şimdi sana boşluk doldurma soruları soracağım. Tamam. Ve aşırı hızlı cevap vereceğim bunları böyle tekte. Tamam. Bakalım. Çünkü şey aslında tatlı soru. Turna trip attığında şunu yapar. Eşyaları fırlatır. Turna evdeki şunu tırmalamayı çok sever. Yatağımın başlığı. Muazzam. Turna dile gelse ilk sözü şu olurdu. Çekil. Çekil diyen turnaya bak. Şey oluyor, evde yürüyorum ya mesela bir şeyin üzerine çıkıyor ya, yürürken bir tane yapıştırıyor bana. Muazzam yürümeyeceğin evde çünkü. Güzel. Turna ben üzgün olduğumda şunu yapar. Koynuma yatar. Evet. Turna ne zaman oyun oynamak istese şunu yapar. Isırır. Sevgi, ilkokulda mıyız? Saç çekerek Isırır. Sevgi gösteriyoruz. Ben arkadaşlar öperek bu, çok bu insan ırkına da söylediğim bir cümle. Sevgi istiyorsanız kimsenin saçını çek. Söyle ya, sevgi istiyorum de. Ben onu seviyorum mesela, ısırmaya geçtiğinde hemen elimi çekiyorum. Onu alışmasın ona diye. Evet, alışmasınlar bunu. Turna'nın yemeği en sevdiği şey şudur. Peynir. Asla vermiyorum ama gerçekten peynir. Mi? Bir yerde yakalasın. İmkansız, alamam elinden yani. Tabii tabii. Turna'nın... bu benim her konuğuma... Ya gerçekten de bu inşallah vardır böyle bir şeyinizin. Çünkü benim çok canım yandı bu konuda. Turna'nın şimdiye kadar zarar verdiği en pahalı şey şudur.
Birinize de bir şey olmuş olsun artık. Moderatör çıldırdı. Bir tane gömleğim vardı. Bir açtım böyle kapıyı, bir şey asılmış gömleğime. Böyle bakıyor, iki ayağı yerde bayağı aşağı inmeye başladı yavaş yavaş. Asansör gibi gidiyor. Hoşuma gidiyor. Gömleğim, gömleğim gitti evet. Olmamış olsun. Turna'nın en sevdiği oyuncağı şudur. Ben. Muhteşem. Bütün boşluk doldurmalarım ve bütün sorularıma muhteşem cevap verdi. Çok teşekkür ederim gerçekten. İlk defa bir konuğum benden daha heyecanlı ve daha fazla konuşuyor. Gerçekten böyle hani gelen konuklarım da hem arkadaşlarımı tanıyorum, bir kişiyi tanıyordum. Serra'yı tanımıyordum sen önce gelen. Aa, o çok ve çok çok da şekerdi o da. Ama gerçekten Turna sen ben çok benziyormuşuz. Ama gerçekten bütün emeğin ömrüne... Bütün Turna'nın ömrüne ve bütün can dostlarımızın ömrüne bereketlensin. Çok teşekkür ederim buraya geldiğin için. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Vallahi bizim yanınızda olduğun için. Benim için çok kıymetli can dostum. İyi ki siz de varsınız. İzliyorsunuz ki biz çekebiliyoruz. Ben konuklarımı ağırlayabiliyorum. Bu program izleniyor, seviliyor diyebiliyorum. İyi ki varsınız. Ve iyi ki siz varsınız. Siz varsınız ki biz sokak hayvanlarına ve barınaklara destek olabiliyoruz. Bütün emeğiniz, izlediğiniz, yorum yaptığınız, beğendiğiniz her şey sizin de ömrünüze bereketlensin. Çok sağ olun. Güzel. İnşallah. Çok güzel. Uyandın mı pekmez? Günaydın. Alkış yapmayın teyze. Hoş geldiniz. İnanılmaz ya.